Evet, şu anda hem çok sevdiğim bir arkadaşım hem de ülkemizin en başarılı tenis oyuncularından Çağla Büyükakça ile birlikteyiz. Merhaba Çağla'cığım. Merhaba Sena. Uzun zamandır bir araya gelmeye çalışıyoruz. Sonunda başardık. Kesinlikle sonunda bir araya geldik. Rüzgarlı bir İstanbul gününde. Evet, biraz rüzgarımız var ama keyfimiz yerinde. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Önce seni ben tabii ki çok yakından tanıyorum. Aslında takip eden herkes de çok yakından tanıyorum. Biraz seni bulmuşken hikayeni kendi ağzından dinlemek istiyorum ben. Öncelikle birazcık işte uzun bir sezonu geride bıraktım. İşte uzun ve başarılı. Evet, 10 senedir 15 senedir profesyonel tenis oynuyorum. Çok fazla seyahatim var. Uluslararası turnuvalarda başarılı olup ülkemizi temsil ediyorum senelerdir. Bu sene de yine çok yoğun bir sezonun ardından artık sezon sonu çalışmalarımı yapıyorum ve birazcık dinleneceğim. Her zamanki gibi hem yorucu hem keyifli, başarılı, bazen başarısız olarak uzun bir sezonu geride bıraktım ama sevdiğim işi yapıyorum. Çocukluğumdan bu yana işte 8 yaşımda Adana'da başladım. Çocukluğumdan bu yana hani aşık olduğum bir iş. 15 senedir İstanbul'da devam ediyorum bunu yapmaya. Elimden geldiği kadar en iyisini yapmaya çalışıyorum. İşte bu sene de böyle geçti. Gelecek sezon çalışmalarına başlayıp daha başarılı olmayı hedefleyeceğim seneye. Bu sefer yakaladınız mı? Set maç şampiyonluğu Çağla Büyükakçay. Ben bugün seninle tenis sporunun daha farklı taraflarını da biraz konuşmak istiyorum. Çünkü bence kadının çok ön planda olduğu, tenis deyince böyle gözümüzde hep güzel, fizikli, iyi giyinen, stil sahibi kadınlar canlanıyor. Ve aslında kadının gerçekten hani hem başarılı, hem disiplinli, hem güzel, hem iyi görünen tüm gereklerine gönderme yapan bir spor olduğu için aslında bence çok güçlü bir kadın imajı da çiziyor bu sporla birlikte. Evet. Sen de bunu çok iyi temsil ediyorsun. Giydiğinle, duruşunla, tüm açıklamalarınla. Bence bu gerçekten bir bütün ve aslında tenis son dönemde modayla da çok iç içe bir büyük bir ilişkide. Biraz bunlara değinmek istiyorum seninle. Son dönemde işte Serena Williams'ın maçlarda giydikleri çok konuşuldu. İşte aslında o kadın imajını çok doğru vurguladı. Sen neler düşünüyorsun bu giyilen kadın imajıyla işte sporun, tenisin birlikteliği konusunda? Bir kere gerçekten tenis çok görsel bir spor. Evet. Çok yani tenisin tarihine baktığımız zaman işte Wimbledon'da, İngiltere'de doğuşundan itibaren işte beyazla ilk önce anılan bir spor. İşte pileli etekler, polo yaka, tişörtler, ilk önce tenis tamamen bunlarla başlıyor. Ve daha sonra işte işin içine moda giriyor. İşte birazcık daha fazla dikkat çekmek isteyen sporcular değişiklikler katmışlar. İşte Agassi'nin dünya bir numarası olduğu dönemde kot, jean, şortla maçlara çıkmaya başlamış. O zaman herkes de işte kot, şortlar ortaya çıkmış. Tabii ki giydiğimiz şeyler çok konuşuluyor. Hatta Grand Slam'lerden önce en çok merak edilen şeylerden birisi de odur yani. Bütün yıldız oyuncular ne giyecekler, hangi rengi temsil edecekler. Aynı zamanda tenis de tabii ki biz de fiziksel bir spor yapmanın yanında zihinsel de bir spor yapıyoruz. Vücut dilimiz çok önemli. Bu kıyafet, üzerimizdeki kıyafet, kendimizi iyi hissetmemiz lazım ki karşı tarafa da iyi mesajlar verelim. Yani hem erkeklerde hem kadınlarda. O yüzden giyilen kıyafet çok çok önemli oluyor. Ama son dönemde gerçekten işin içine tasarımcılar girdi. Evet. İşte zaten hani görsel, insanların estetik olarak beğendiği bir spor. Bir de üzerine işte kıyafet olarak hem outdoor, dışarıda giydiklerimiz korta yansıdı, hem de korta giydiklerimiz dışarı yansıdı. Evet, birçok markanın tasarımlarında, koleksiyonlarında tenisin ilhamını görüyoruz. Kesinlikle. Aynı şekilde dediğin gibi kortta görüyoruz bu yansımaları. Korttakileri sokağa yan. Böyle bir mix durumda tenisle moda, evet, aslında çok birbirini etkileyen bir dönemde. Mesela işte bizim günlük hayatta kullandığımız lastik ayakkabılar bundan 30 sene önce tenis kortunda kullanılan ayakkabılar. Hani şu anda biz, evet, onları kullanmıyoruz. Teknoloji çok gelişti. Ama işte polo yakalar yine dediğim gibi sadece tenis oynarken. Bunun için aslında başlayan bir hikayesi var değil mi? Kesinlikle. Şimdi herkes dışarıda giyiyor. İşte son dönemde bu
giydiğimiz kıyafetlerle işte kadınlığı temsil etmek, estetikliği temsil etmek adına mesela Serena Williams çok ses getiren bir şey yaptı. Bu sene Fransa Açık'ta işte anne olduktan sonra oynadığı birkaç turnuvadan bir tanesi. Tabii merak ediliyor nasıl oynayacak Serena Williams, işte geri dönebilecek mi? Performans yine aynı mı? Kesinlikle anne olduktan sonra çünkü bir kadının tekrar aynı ritme girmesi çok, çok zor. Herkesi şaşırtan bir kedi kadın kıyafetiyle korta çıktı. Bazıları eleştirdi hani böyle tenis kıyafeti mi olur diye. Bazısı da değişik buldu. Hani baktığınız zaman esasında orada Serena Williams'a vermek istediği mesaj işte ben buradayım, kadınım, güçlüyüm değil mi? Ben çocuk doğurdum, tekrar şampiyon olmaya geldim. Yani baktığınız zaman 36 yaşında en iyi, yani tenis tarihinin en iyi kadın tenisçisi. Ve hala çocuk doğurduktan sonra geri dönüyor ve orada kupayı kaldırmayı hedefliyor. Oradaki mesaj esasında bence muhteşem. Yine Amerika Açık'ta aynı şekilde çok konuşulan bir kıyafet böyle giydi. Kıvırık, tek kollu değil mi bir şey giymişti? Evet, balerin kıyafeti giydi bu sefer de. Yani oradaki mesaj da belki de hani kadın biz sporcuyuz, hani iri olabiliriz ya da daha ufak olabiliriz ama her şeyden önce biz kadınız ve zarifiz mesajını verdi belki de orada. Çok da yakıştı bence. Bence yani de. Değişik oldu. Bu görselliğin önemini konuştuk. Bu noktada tabii ki sizin rahat olmanız, iyi görünmeniz, vücut duyanızın iyi olması çok önemli. Bu noktada tabii ki size destek veren markaların sponsorlukları da çok önemli. Direkt onlar devreye giriyor tabii diye ki düşünüyorum. Senin bu sürecin, bu hikayen nasıl gelişti ve şu anda böyle bir işbirliğin var mı? Yani tabii ki bir kere her şeyden önce biz o kadar saatlerini işine adayan insanlarız ki işte sabah işe gider gibi sabah 9'da çıkıyorum, akşam 6'da geliyorum ben. Hani benim bunları düzenleyecek, düşünecek vaktim bile yok. O yüzden bu konudaki destekler çok önemli. Çok fazla antrenman yaptığım için tabii ki kıyafetlerimi çok fazla değiştirmem gerekiyor. İşte bir büyük bir turnuvaya hazırlanırken ne giyeceğim endişesini taşımamam çok önemli. Bunun rahatlığını hissediyor olman gerekiyor. Kesinlikle. Yani nasıl seyirciler için bir heyecansa esasında benim için daha büyük bir heyecan. Hani bu turnuvada ne giyeceğim diye merakla bekliyorum. Neler bekliyor beni, nelerle karşılaşacağım diye bir heyecan yaşıyorsun. Öyle. Ayakkabı kalitesi bizler için çok önemli. Yani tenis kortunda en önceliklerden biri rakettir, ikincisi ayakkabıdır. Çünkü o kadar çok koşuyoruz ki ayağımızın konforlu olması çok önemli. Peki. Kort dışında, tüm bu koşturma dışında bir kadın olarak Çağla'nın stilini nasıl tanımlarsın? Aslında benim de bildiğim kadarıyla sen çok rahatlığa düşkün haliyle tüm o geriye kalan zamanında yine rahatlığı arayan birisin. Kesinlikle. Ama böyle işte davetlerde vesairelerde de tasarımcılarla da işbirlikleri yapıyorsun diye hatırlıyorum. İşte Zeynep Tosun'la bir dönem yaptığınız şeyler var. Evet. Böyle gördüğümüz harika kareler var hatırladığım şu anda. Çok teşekkür ederim. Bu konuda düşüncelerin neler? Ya esasında ben bu belki kötü bir alışkanlık oluyor ama hani biz sürekli spor kıyafetle geziyoruz. İşte taytlarla, spor ayakkabılarıyla. Hani bu tabii ki çok fazla alışkanlık yaratıyor bizde. Günlük hayatta da inanılmaz derecede rahat olmam çok önemli oluyor. Yani ayakkabı seçimi özellikle lastik ayakkabıdan vazgeçemiyorum. Ama yine dediğiniz gibi hani böyle özel bir etkinlik olduğu zaman. Evet işte, aslında sen çok da önem veriyorsun bence o dönemde. Evet çok önem veriyorum. Çünkü insanlar bize hep spor görmeye de alışkın. Benim için de değişik bir heyecan oluyor. Hani benim için tabii ki şıklık, bir kadın zarafeti çok önemli ama aynı zamanda rahatlığın yanında da birazcık da spor olmalı hala. Evet, evet. Yani evet. Ben sporcu kimliğimden çok fazla uzaklaşamıyorum. Basın toplantısına ayrı, işte bir oyuncu gecesine ayrı, işte bir ödül törenine ayrı. Bunlara da çok önem göstermek gerekiyor. Ben hazırım. Hazır mısın? Hazırlanabiliriz birlikte. Senden seve seve danışanlık almak isterim. Çünkü bazen hani ne istediğimi biliyorum ama hani kombin etmekte zorlanıyorum. Yani bu çünkü senin düşünme şeyin hep spor kıyafetleri üzerine olduğu için değil kesinlikle mi? Kesinlikle. Yine mesela makyaj aynı şekilde. Hani bir kuaföre gittiğim zaman mesela bir şeyler yapıyor. Aman diyorum işte ben sporcuyum falan hiçbir şey yapmadım diyor. Öyle hissettirmiyor bana ama halbuki dışarıdan işte bir danışman eğer yönlendirirse yani bizler için tabii ki çok önemli. İşte bunun güzel örnekleri de var. Yani ben çok severek takip ettiğim bir sporcu Maria Sharapova. Evet. Her anlamda sene, doğru yansıtıyor değil mi? Kesinlikle. Geçen sene beraber gösteri maçı da yaptık ama onun dışında yani bir sporcunun
her alanda başarılı olabileceğini gösteren bir sporcu. Tabii ki onun arkasındaki ekip de onu çok güzel yönetiyorlar. İşte yani önemli olan moda haftalarına katılmak da değil ama tarzını belirleyip işte önemli yerlerde kendi markanı doğru taşımak gerçekten çok önemli. Kesinlikle. Ben de dünyada bu konuda gerçekten başarılı olan markaları takip ediyorum. Yani bilmemek değil, öğrenmemek ayıp. Bence çok da başarılı yönlendiriyorsun. Birazcık daha buna belki bir ekiple kafa yararsan bence kesinlikle harika evet. Sonuçlar bizi bekleyecek. Buna da ihtiyacımız var çünkü. Yani mesela Türkiye'de belki bu konularda biraz daha toplum baskısıyla beraber de uzak kalıyoruz. İşte sen işine odaklan diyor. Tabii sen ki. Sen sporcusun diyor belki değil mi? Evet. İşin içinden çıkıyor. Tabii mesela ben bir belki defilede görürsem belki eleştirilirim ama aynı zamanda ben kadınım. Aynı zamanda modayı takip ediyorum. Güzel tabii giyinmek ki istiyorum. Ve sporumda da başarılı olmak istiyorum. Yani ve bir marka olarak kendini doğru yansıtman gerekiyor kesinlikle. Her alanda. Yani bu sporcu olmak sadece işte kortta başarılı olmak olmamalı. Kesinlikle. Ve gençler de bunu bu şekilde örnek almalı. Yani ben bir sporcuyum ama aynı zamanda eğitimliyim, aynı zamanda yabancı dil biliyorum. İşte şu konulara eğiliyorum, mutlu oluyorum bunlarla. Yani bunları bilmek ve gerçekten bunların farkında olmak lazım. Danışmanlık sözünü aldım. Tamam, verdim. Seve seve. Çok teşekkür ederim. Biz de senin stilini ve duruşunu zaten çok beğenerek takip ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Bundan sonra da çok çok daha güzel haberlerle bizi gururlandıracağına eminim. Hepimiz için gerçek bir ilham kaynağı olan ve global anlamda yaptığı projelerle gerçekten adından söz ettiren stil ikonu Ece Sukan'la birlikteyiz. Bugün rüzgarlı bir İstanbul gününde biraz üşüyoruz ama Ece'nin maçını görüntüledik. Şimdi kısa bir sohbet gerçekleştireceğiz. Merhaba Ece. Selam Asena. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kortlarımıza. Evet. Çok da güzel bir performans sergiledim evet, az önce. Yani gerçi hemen mazeretlerimi sıralayayım. Bir haftadır oynamıyordum, hastaydım falan. Bir de işte bir ısınma gerekiyor. Tabii falan. Ki. Ama biz böyle kısaca oynadık. Fena değil yani. Evet. Bu bölümde biz aslında tenisle modanın birlikteliğine biraz değiniyoruz. Çünkü aslında son dönemde işte markaların koleksiyonlarında sporla modanın çok iç içe oluşunu görüyoruz. İşte moda insanlarıyla tenis oyuncularının birlikteliği, işte Federer'in sürekli defilelere girişi, tüm bunlar aslında tenisle modanın çok iç içe tabii, olduğunu bize gösteriyor. Tabii. Sen de evet. Yıllardır tenis oynuyorsun ve gerçekten stil olarak da bunu çok iyi bir şekilde taşıyorsun. Biraz bu senin hikayeni bu anlamda ve bu birliktelikle ilgili düşüncelerini öğrenebilir miyim? Tabii. Ben küçüklüğümden beri oynuyorum zaten. Ve hani o zamanlar tabii 80'ler 90'lar tenisin aslında yani işte John McEnroe'lar, Björn Borg'lar, ondan sonra Andre Agassi'ler, Steffi Graf'lar, işte o dönem Pete Sampras'lar falan. Hani o dönem bizim çocukluğumuzda işte biz Ankara Tenis Kulübü'nde takımda ben oynarken falan onların stilleri falan hani hep böyle yer etmişti açıkçası. Ve günlük hayatta da onların stilini giymek işte zaten bir Tenenbaum, evet. Royal Tenenbaum filmi vardır biliyorsun meşhur. Yani tenisin çok ilham verdiği, referans olduğu. Çok film de var, çok şey de var. Şimdi hatta yeni bir belgesel var, bir dokumentary var. John McEnroe ile Björn Borg'un stillerini de ve korttaki hallerini, kavgalarını, tartışmalarını gösteren. Dediğin gibi yani tenisin çok elegan, çok şık ve çok evet, o ilk şey bir spor değildi. Olduğu için zaten çok modayla çok görsel, modayla hep zaten çok iç içe. Ve aynı zamanda artık spor giyimin, atletik giyimin, günlük, casual giyime de çok iç içe girmesi, karışmasıyla o yüzden hani spor giyim unsurlarının günlük hayatta çok rahat kullanılmasıyla tenis de tabii ki de bunların başında geliyor oldu. Tenis parçaları, tenis giyiminin parçalarını da günlük hayatta da çok rahat giyebiliyoruz ve de çok da şık oluyor. İşte bunun tabii esas ana referansı o 70'ler 80'lerdeki o tenisçilerin işte havlu bantları, işte bembeyaz. 70'ler şortları, işte yakalı tişörtleri ya da şurada böyle yazılı tişörtleri, dar işte kadınların da yine 70'ler 80'lerde giydikleri falan. Esas referanslar onlar.
Şimdi ama dediğin gibi mesela en son Virgil Grand Slam için tütüler falan bir şeyler yaptı hatta. Aslında biraz da şey değil mi, son dönemde oyuncuların da giydikleriyle verdikleri mesajlar var. Tenis çünkü çok görsel olduğu için. Evet, bir öncekinde Serena Williams'ın hala güçlü olduğunu devam ettiğini vurgulamıştı. Siyahiliğini ortaya koyuyor, kadın gücünü ortaya koyuyor. Şimdi de işte Virgil yine zaten kendisi de şu anda hani tasarımcı olarak hem Louis Vuitton'un başında olduğu için hem de hani gerçekten nereden nereye geldiği olarak bir başarı hikayesi olarak görüldüğü için. Ve hani o da bir siyah olarak hani Serena ile olan bağlılığı ve hani ona onun gücünü gösterecek bir şekilde ve feminenliğini ortaya çıkaracak bir aslında tenis kıyafeti, biraz beklenmedik bir tenis kıyafetiyle en son Grand Slam'de onu o şekilde giydirdi. Ve ayrıca da bütün birçok lüks markasının da tenise özel de parçaları, koleksiyonları gönderme yapan mutlaka koleksiyonlarında parçaları oluyor. Hani direkti bile oluyor. Dediğin gibi gönderme yapan tenis koleksiyonları da bayağı oluyor. Peki son olarak projelerini öğrenebilir miyiz? Bildiğimiz üzere yeni sezonda bir diziyle. Evet, şu anda. Hayata geri aynen. Şu anda televizyon dünyasında bir geri dönüş içerisindeyim. Nasıl gidiyor? Çok yoğun gidiyor. İşte birazcık şimdi biraz daha oturdu aslında. İlk 3-4 bölüm biraz böyle aşırı yoğundu. Yani haftada kaç gün çalıştım belli değildi. İşte geceler, sabahlar falan. Şimdi biraz daha sayfalar hani azaldı. Biraz daha süreler daha kontrollü, mekanlar daha kontrollü falan. Umarım bundan sonra biraz daha düzelecek. İşte Gülperi şu anda Show TV'de, yayınlanmaya başladı. 4 bölüm sanırım yayınlandı. Ben de işte 8-9 senedir oyunculuğa ara vermiştim. Tamamen yurt dışı ve moda projelerine zaten kanalize olmuştum. İşte New York'ta biraz yaşıyordum, biraz Milano'da. İşte zaten moda haftalarında seninle de karşılaşıyoruz sürekli. Oralardaki işler, seyahatler. Ama bir son bir dönemdir de bir oyunculukla ilgili o yarıda bıraktığım oyunculuğa bir dönüş kafamda vardı. O yüzden de şimdi böyle bir proje geldi, başladık. Gayet güzel. O yüzden de aslında daha çok şu an İstanbul'dayım. Evet, iyi gidiyor, iyi gidiyor. Bayağı iyi gidiyor. Ben de şu anda bütün konsantrasyonum aslında birazcık tabii bu oldu, oyunculuk. İşte bir de arada spor yapıyorum. Bizi zevkle takip ediyoruz. Peki bu süreçte dizi devam ederken, İstanbul'dayken başka projeler var mı? Senin bir vintage koleksiyonun var. Hepimizin çok iyi bildiği. Onunla ilgili böyle galiba işte alışveriş günleri vesaire olacak. Ufak bir depo, işte Ece Sukan Vintage'i aslında revive ettim. Tekrar onu canlandırdım. Ece Sukan Archive olarak öyle bir depo gibi bir yerim var ama çok aktive edemedim bu ara bu dizi yoğunluğundan dolayı. Onu bir ara hani böyle çok dükkan gibi değil ama işte böyle hani tanıdığımız insanlar ya da randevuyla işte ya da kiralama dizilere, filmlere de olabilir şeklinde. Süper ya da kişilere. O şekilde bir onu sisteme sokmak kaç aydır planımız da var ama yapamadım açıkçası koşturmaktan. Bir o var. Ben şahsen heyecanla bekliyorum. Evet biliyorum aynen. Bir de hani benim yine hani bu kadar yoğun dizi temposuna rağmen şeylere de devam ediyorum açıkçası. İşte bu hafta yeni sezon anlatacağım Prada'da, böyle yeni sezon stiller, işte koleksiyonları anlatacağım. Öyle style talklar, işte markalarla şeylerime falan tabii set programı müsaade ettikçe devam ediyorum. Yani sonuçta hani modayı da hiçbir zaman bırakamam. O benim zaten böyle yani benim nasıl hep böyle bu paralel aynen böyle gidecek yani. Süper. Çok teşekkürler. Gerçekten çok keyifliydi. Bütün projeleri heyecanla takip ediyoruz. Diziyi de aynı şekilde heyecanla. Yeni bölümleri bekliyoruz. Evet, ben teşekkür ederim. Çok mersi. Aynı şekilde karşılıklı. Görüşürüz zaten bol bol. Evet, bol bol görüşeceğiz. Aynen. Haftaya yine dop dolu bir içerikle karşınızda olacağız. Hoşça kalın.